Tarih sevdalıları, tarihte yürüyen adamlar bu hafta Vatan Caddesi ile Çapa arasında Osmanlı zamanında Yeni Bahçe Bostanları diye bilinen ve Osmanlı başkenti olan İstanbul'un gıda, meyve, sebze ihtiyacını karşılayan Yeni Bahçe Abdullah Efendi Bostanı'nda bulunan Vakıf Kuraba ve Bezmi Alem Valide Sultan'dan bahsetmeyi niyet ettik. Sizlerle birlikte 2. Mahmud'un eşi, Abdülmecit Han'ın annesi, Bezmi Alem Valide Sultan babaannemizin yapmış olduğu eserleri bir bir görelim inşallah. Yılında Kafkasya topraklarında güzel bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bazı kaynaklar Kafkas bir aileye ait Müslüman bir kız çocuğu derken başka diğer kaynaklar Kafkas topraklarında ama Gürcü ve Hristiyan bir çocuktu derler. Ailesinin durumu iyi değildi. Osmanlı'nın son zamanlarında Kafkas kökenli Dilberler, Çerkesler, Abhazlar ya da Gürcüler çocuklarını o bölgede bulunan kuraklık ve geçim sıkıntısından dolayı saraya vermeyi, sarayda yaşamalarını istemeleri bir gelenekti, bir adetti. Ve en nihayetinde mesela Sultan Osmanlı'nın son sultanı Sultan Vahidettin Han'ın eşi Emine Nazik Eda Kadın Efendi ve daha sonraki zamanların Emine Nazik Eda Sultanı bir Kafkas kökenliydi. Çerkezdi. Babası kendi eliyle saraya getirip haremde cariye olmasını istemişti. Cariyenin bizim 2000'li yılları yaşayan Türkiye'deki insanların kafalarında oluşturduğu cinsel tema olmazsa ki olmasın zaten, Osmanlı hareminde bulunmak demek, iyi bir evlilik yapmak demek, iyi bir eğitim almak demek, iyi giyinmek demek, iyi yetişmek, kültürlü, ahlaklı ve zeki olmak demekti. İşte çocuğu için güzel bir gelecek hayali kuranlar Osmanlı sarayının haremine veya Enderun mektebine, erkek veya kız diye ayırıyorum, haremine veya Enderun mektebine çocuğunu vermek için uğraşıyorlardı. İşte bir adam 1807 yılında doğmuş olan güzel kız çocuğunu saraya bağışlar. Kim bilecekti ki 32 yaşında Valide Sultan olarak Osmanlı tahtındaki ikinci yetkili insan olacağını. Bu güzel kız dikkat çeker. Çünkü bu güzel kız zekidir, ahlaklıdır, görgülüdür. En iyisi görgülüdür. Eli her yere uzanmaz. İlk etapta dikkat çeken bu güzel kız dönemin Valide Sultanı tarafından oğlu 2. Mahmud'a ikinci eş olarak uygun görülür ve öyle yetiştirilir. Uygun görülür. Hanım sultandır dediğime bakmayın, henüz o aralar yaşı 15. 15 yaşında 2. Mahmud'a eş olarak verilir. Bakmayın 2. Mahmud dediğimi, onun da yaşı 20'ler. Yani 50 yaşındaki bir adama verilmiyor. 20'li yaşlardaki bir çocuğa, bir gence 15 yaşındaki bir kız eş olarak veriliyor. Hemen anne oldu. 16 yaşında güzel bir erkek çocuğu doğurdu. Abdülmecit Han Osmanlı tahtına geçecek, Tanzimat Fermanı'nı, Islahat Fermanı'nı ilan edecek, Avrupa ile Osmanlı arasındaki mesafeyi kapatmak için uğraşacak bir adamdır. Abdülmecit Han, Abdülhamid Han'ın babası olan Abdülmecit Han. İyi bir padişah mı, kötü bir padişah mı? Başka bir programın konusu. Biz bugün Bezmi Alem Valide Sultan babaannemizi konuşmak için tam olarak onun yaptırdığı hastanedeyiz. Hayır Hasenat onun diğer adı idi. Zaten bu yüzden Bezmi Alem lakabı verildi.
bezmi alem, dünyaya neşe, dünya hayatına anlam katan demektir. Yapmış olduğu güzellikler, yapmış olduğu hayır hasenat, karşılıksız ve bir amaç beklemeden, yalnızca Allah'tan bekleyerek elindeki avucundaki her şeyi herkese, tüm fakire fukaraya dağıtan bezmi alem, valide sultan, bu yüzden dünyaya anlam katan, dünyayı manalandıran anlamına sahip oldu. Geldi 1826 yılında eşi 2. Mahmud padişahken İstanbul'da kolera ve çiçek hastalığı salgını oldu. Kolera ve çiçek. Bir şey yapmak gerekiyordu. O gün itibariyle Süleymaniye'de, Üsküdar'da Nurbanu'da veya Fatih'te ya da Haseki'de hastaneler vardı ama yeterli değildi. Bir hastane kompleksi yapmak lazım. Zira Müslümanlar inim inim inliyor, toplu halde ölümler gerçekleşiyordu. Zira kolera ve zira çiçek 1826 Türkiye'sinde, Allah korusun, bugünkü Türkiye'deki tedavisi ya imkansız ya da çok zor hastalıklar arasında bulunmaktaydı. Koleralı ve çiçek hastası olan Müslümanlar grup grup ve kitleler halinde ölürken, 2. Mahmud'un eşi, Abdülmecid Han'ın annesi, güzel babaannemiz, Bezmi Alem Valide Sultan bir hastane yapma kararı verdi. Bunun da adını Bezmi Alem Gurabayı Müslümin koymak istedi. Müslüman Garibanlar Hastanesi, bir yer belirlemesi gerekiyordu. Bu yer neresi olmalıydı? Önce bir dere olmalıydı. Önce bir dere yatağı. Mehmet abi, gidelim mi o dere yatağına? Haydi hep beraber size İstanbul'un deresini, hastanenin tam kenarında bulunan dereye gidelim. Burası Vatan Caddesi. Solumuzda Bezmi Alem Valide Sultan Hastanesi. Sağımızda ise Osmanlı İstanbul'unun, Osmanlı başkenti İstanbul'unun tek ve yegane Bayrampaşa'dan doğan, Edirne Kapı Sulu Kule'den İstanbul'a giriş yapan, 90 derecelik bir açıyla sağa doğru eğilip iki tepenin, Fatih'le Cerrahpaşa Koca Mustafa Paşa tepelerinin ortasında bir dere yatağı gibi bulunan İstanbul'un tek deresi, Nikos Deresi ya da Bayrampaşa Deresi'ni göstereyim mi size? Buyurun, size İstanbul'un Bayrampaşa veya Nikos Deresi. İstanbul'un dere yatağını ve Bayrampaşa yani Nikos Deresi'ni gördünüz. Adnan Menderes o dere gibi görülen yerdeki su birikintilerini, üstünü kapattı. Altına büyük kükler koydu. Şu caddenin altından hala sular akmaktadır. Bayrampaşa Deresi yerin altına inmiştir yani ve üstüne Vatan Caddesi'ni yapmıştır. İşte Bezmi Alem Valide Sultan bu dere yatağının kenarına, şırıl şırıl suların aktığı yere, yemyeşil bir araziye, ağaçların arasına, Osmanlı kaynaklarında yeni bahçe bostanı olarak bilinen ve kayıtlara düşen yere ilk önce 1843 tarihinde kendi adına bir cami-i şerif, bir Valide Sultan camisi yaptırdı. Hemen yanına güzel bir çeşme yaptırdı. İşte bu esnada, bu 1845 yani 24 Mart 1845 tarihine gelindiğinde bir gün rüyasında güzel bir insanın Valide Sultan'ın rüyasına girip sen öyle bir hayır hasenatta bulunacaksın ki her gün senin için
öldükten sonra bile 200 kişi dua edecek demiştir. Her gün 200 kişi. Bu yapmayı planladığı hastanenin ilk kodlamasını veren rakamdır. Her gün 200 kişi dendiği için 200 yataklı bir hastane yapmayı planlar. Rüyasında görmüş olduğu, rüyasında birilerinin ona ettiği ilhamla 200 kişilik, 200 yataklık hastaneyi Bezmi Alem Gurabayi Müslimin Hastanesi'nin yapımına karar verdi. Sevgili dostlar, o günlerde dünyanın tamamında çiçek, kolera, veba, verem salgınları milyonluk yığınlar halinde insanları öldürüyorlardı. İnsanlar buna bir çare bulamıyorlar, saraydan istiyorlardı. Avrupa saraylarının kendi halkına, kitleler halinde vefat eden kendi halkına herhangi bir iyiliği dokunmuyor, herhangi bir hastane, vakıf, külliye yapmıyorken, işte benim babaannem kendi cebinden Müslüman garibanlara özel hastane yapıyor. Sanırım bu bizim kültürümüzün, sanırım bu bizim dünyamızın bir güzelliği olsa gerek diye düşünüyorum. Valide Sultan bir gün rüya görür. O rüyasında yıllar önce yapmış olduğu bir iyiliğin kendisine Allah-u Teala'nın katında kaşaneler, saraylar büyüklüğünde sevaplar verdiğini görür. Nedir mi o? Bu rüyayı görmesinden yıllar öncesine geçelim. Valide Sultan henüz 17-18'li yaşlarda. 2 yaşında bir erkek oğlu var ve Padişah 2. Mahmud'un eşi, yani Osmanlı Sarayı'nın ileri gelenlerinden biri. İleri geleni demiyorum çünkü Valide Sultan var. O aralar gelin. O güzel makam ve saltanat neyle? Arabasıyla, makam arabasıyla giderken şiddetli bir yağmura denk gelmiş. Her taraf göl olmuş. Bir gölün kenarından geçerken pencereden, arabasının penceresinden bir su birikintisi içinde boğulmak tehlikesi geçiren bir kedi yavrusunu görür. Bir su birikintisi var. İçinde boğulmak üzere olan ve debelenen bir kedi yavrusunu görür. Hemen arabayı durdurur. O saraylara mahsus kıyafetiyle iner. Hemen kedinin yanına gider. Kediyi kucağına alır. Kediyi sarılır. Arabasına bindirir. İpekten, satenden yapılmış kıyafetiyle kediyi kurular. Bacaklarının arasına alır ve üşümüş ve titreyen kediyi kurutmak için uğraşır. İşte bu hadise. Ardından bu kediyi saraya getirir ve sarayda özel bir ihtimamla bakılmasını emreder. İşte bu hadiseden yıllar sonra bir rüya görür. Bu rüyada kendisi ölmüştür. Sorgu sual melekleri ona sorgu sual vermektedirler, sormaktadırlar. Görmüş olduğu rüyasını böyle anlatır. Sonra bu rüyadan mutlu ayrılır. Sabahleyin onun hizmetinde bulunmak durumunda olan cariyeler, "Sultanım bugün çok mutlusunuz, hayırdır?" der. O da der ki, "Bir rüya gördüm, rüyamda ölmüştüm. Ahirette bana sorgu sual melekleri soru sordular. Ben de o sorulara cevap verdim ve cenneti kazandım ve cennete girdim." demiş. Demişler ki, "Hayır olsun, bu ne güzel bir rüyadır. Neler yaptınız ki bunları kazanmak için?" Bezmi Alem Valide Sultan durmuş. Demiş ki, "Okullar yaptım. Sıbyan mektepleri yaptım. Kız okulları yaptım. Medreseler yaptım. Kütüphaneler yaptım. Hamamlar yaptım. Hastaneler yaptım. Külliyeler yaptım. Ama bunların hiçbiri beni kurtarmadı. Beni kurtaran tek şey o ufak kedi yavrusunu o suyun içinden alıp kurulamam, saraya getirip bakmam. Beni kurtaran tek
kul olarak yaptığım icraat, cennete girmeme sebep olan çolduğum onlarca yapı, yapmış olduğum onlarca hayır değil, bir tek kedi yavrusunu bir suyun içinden kurtarmaktır demiş Bezmi Alem, Valide Sultan babaannemiz. Sanırım bugünlerde hayvanlara işkence eden o zalimlere bu rüyada bir mesaj olması gerekir.